mühimdi, önemliydi. Maarif Şurası da diyebiliriz. ancak hakikaten bu maddeleri 128 tavsiye mahiyetindeki maddeleri tek tek okumaya çalıştım, okudum. bu maddeler gereksiz mi? Hayır, değil. Öyle bir daha asla bulunamayız. Tam tersine daha fazlasına ihtiyaç var. Eğitimdeki konforun artırılması çok önemli. Altyapının oluşturulması çok önemli. Bunları zaten her fırsatta vurguluyoruz. Lakin Mesela beklediğimiz bazı tavsiye kararları var mıdır diye açıkçası aradık ama e, hakikaten de e, manevi yönü çok eksik çıktı bu şura'nın ya, ya da maddeleri yansımadı. Onu söylemek istiyorum. Ne demek istiyorum? Mesela dün akşam dikkat çekmiştim sevgili izleyenler milli bir eğitim için madde birkaç madde tavsiye etmiştim. Bir, 70, 72 yıldır uygulanan Fulbright Amerikan vesayetindeki e, komisyon lağvedilmeli ve bu vesayetten eğitim sistemi kurtulmalı demiştik. Okullar ideoloji kamp olmaktan çıkarılacak yolda adımlar atılmalı. Tarih övgü, tarihi övgü ve hakaret kitaplarında hakaret kitabı olarak e, kullanmaktan vazgeçip objektif tarih ve milli tarih anlayışına geçilmesi gerektiği materyalist eğitim anlayışının terk edilmesi ve çocuklara hayatında gerekli pratik bilgilerin yer alacağı bilgilerin, verilmesi yine aynı zamanda irfan, ahlak, medeniyet, merhamet gibi kavramların mutlaka çocuklarla tanıştırılması ve örnek şahsiyet İbni Sina'dan Farabi'ye, İbni Haldun'dan Gazali'ye kadar bu şahsiyetlerin müfredata mutlaka genişçe yeri alması gerektiğini ve çocukları bir at yarışı gibi sınav sistemine sokan yapılanmanın bertaraf edilip çocukları rahatlatacak ve hayata hazırlayacak, kendi gelenek ve tarihimize sahip çıkacak bir müfredata dönülmesi gerektiği yönde tavsiyelerimiz olmuştu. Maalesef buna dair bir şey göremedik İkincisi zorunlu eğitimin daha da yani okul öncesi eğitimin anaokulunun daha erkene çekilmesi yönde ısrarlı maddeler var ben açıkçası bu maddelere itiraz ediyorum neden çünkü bunca sorunumuz var. Biz hala yaşı küçültmeye çalışıyoruz. İşin ilginci çocukları ailesinden daha erken kopararak aslında ve sözüm ona eğitim adı altında çocukları daha erken yaşta alarak işte o bahsettiğim bir ideoloji kampına sokacaklar ve o ideoloji kampında da maalesef milli ve manevi değerlerden ziyade yine materyalizm, yine belli bir zihniyetin ideolojisi ve maalesef çocuklar için iyi olacağını pek de tahmin etmiyorum. onun için bu şuradan maalesef beklediğimiz beklediğimiz sonuçlar, kararlar çıkmış mıdır? 128 maddeye baktığımızda eksiktir. Bu maddeler olmakla birlikte keşke eğitimin ruhuna yönelik, eğitimin geleceğine yönelik, çocuklarımızın geleceği ve vizyonuna yönelik, manevi, tarihsel misyonuna yönelik, irfan medeniyetine yönelik de keşke birkaç madde olsaydı ama maalesef onları eksik kaldığını buradan ifade etmem gerekiyor. İnşallah illa şura gerekmiyor. Şurasız da bir şekilde bu yönde adımlar atılabilir, atılmalıdır da yoksa gerçekten nesiller elimizden kayıp gidiyor. Benden söylemesi, bizden söylemesi diyelim ve devam edelim sevgili izleyen